Arkadaşlar Kaçta Kaç konseptimizin ikinci videosundayız. Dünkü ilk videoya çok fazla yorum geldi konseptin değinmesiyle alakalı da genellikle herkes çok yüksek skorlar yapmış. Bu sebeple bugünkü videoda bir tık daha zor, hatta birkaç tık daha zor sorular soracağım. Hangi bölümde zorluğu nasıl olacak bunun spoilerini vermek istemiyorum. O yüzden mutlaka tetikte olmanız gerekecek. Çok kolay da gelebilir, çok zor da gelebilir, orta seviyede gelebilir. Her seviyeden izleyicinin olduğunu tekrar hatırlatalım. Evet, bugünkü ilk sorumuzdayız. Videoyu durdurun ve Siyah'ın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen yapamadığınız soruda skorunuzu gerçekçi bir şekilde yazın. Tahmin ediyorum ki çoğunuz burada H3 hamlesini düşündü arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse. Ama buradaki H3 hamlesi bir tuzak, aslında hatalı bir girişim. Nedeni de şu: H3 oynarsak arkadaşlar siyahlar G4 oynayacak. Ve hem taş hattı hem de G hattı saldırı için kapanacak ki siyahlarla biz şu an saldırı devam etmek istiyoruz. Ve matallara baktığımız zaman beyazın bir hat önde olduğunu görüyoruz. İki kare bir fil bir vezir, iki kare bir fil bir vezir. Ve burada beyazın üstünlüğü var, at üstünlüğü var. Fili kaçtığımız zaman at E4 geliyor ve herhangi bir şekilde saldırı devam etmiyor. Dolayısıyla buradaki en iyi hamle vezir G3 çift dönemde. Kim derdi ki saldırı yapmak varken böyle zaman kaybeden bir hamle yapalım, ama bu hamlenin de mantığı şu: buradaki piyonu tamamıyla G2 karesine sabitliyoruz ve sabitlenen piyon H3 hamlesi sonunda mutlaka mutlaka hatların açılmasında kullanılmak zorunda kalacak. Çünkü bu piyonun yemek dışında bir çaresi kalmayacak. Şimdi vezir G3 hamlesine yine at E4 gelsin beyazlar. Bunu alıyoruz, fil çarpı E4. Vezirle alındığı zaman da arkadaşlar şimdi H3 oynuyoruz. H hattındaki açılma tehlikesinden korkan beyazlar mutlaka şah gibi oynamalı. Başka bir hamle yaparsa HG2 alıp kale H1 mat fikri var. Bakın, herhangi bir bekleme hamlesi yaptığımız anda hemen bu şekilde bir mat fikri var. Dolayısıyla beyazın şah gibi oynaması gerekiyor burada mutlaka. Buna H alır G2. Yine kale H1 mat fikri var. Bu sebeple fil piyonu almak zorunda. Ve buradaki bitirme hamlesi de kale H4 çift dönem. Çünkü bu vezirin gidebileceği hiçbir yer yok. F3'e gidemiyor. F3'e giderse vezir F3 fil alamıyor. Arkada açmaz var. D5'e zaten gidemiyor. Piyon kontrol ediyor. Eğer bu şeyden çıkarsa da, bu çaprazdan çıkarsa da, örnek veriyorum, böyle bir hamle yapsın. Vezir G2 mat var. Son çare olarak kale E3 denilebilir belki. Hani biz vezir alırsak o da alacak. Ama bunlar da vezir eki şah ve sonrasında vezir alınıyor. Evet, çok kolay olmayan ortanın üzeri bir soruydu bence arkadaşlar. Bir de sıfır yaptıysanız ikinci soruya geçin. Bir de bir yaptıysanız da ikinci soruya geçin. Bir sonraki soruda görüşelim. Arkadaşlar ikinci konumdayız. Beyazlar en son atıyla şah çekti. Videoyu durdurun ve oyuna nasıl devam etmeniz gerektiğini bulun. Tüm varyantı bulamadıysanız kendinize lütfen 2'de 2 yaptım demeyin. Sonuna kadar bulmuş olmanız gerekiyor. Arkadaşlar burada ilk hamleyi neredeyse hepinizin bulduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten burada mat olduğumuz için kare çarpı f'yi almak zorundayız. Beyazlar da kale f'yi alacak. Burada çoğunuzun kale g2 şah hamlesini düşündüğünü düşünüyorum. Ya da yine çoğunuzun belki burada veziri feda edip sonrasında fille şah çekip bir şeyler denediğini düşünüyorum. Ancak hiçbiri doğru değil arkadaşlar. Burada kale f7, kale f7 doğru. Ama kazanan devam yolu gerçekten çok şık. Vezir b8 çift ünlem. Ve kim derdi ki savunmada bu kadar önem arz eden vezir tamamıyla uzaklaşacak. Ve h2'deki önemli mat karesine bakacak. Herhangi bir şekilde burada beyazın matı engellemesi mümkün değil. Kale f3 alırsa yine bakın vezir h2 şah var. Sonrasında vezir h1 mat var. Başka matı engelleyen hamle var mı? Bir şey atlamak istemiyorum. Vezir geri gelirse zaten boşta. Şahın da şu an gidebileceği bir kare yok. Belki kale f2 oynayabilir arkadaşlar son çare olarak. Buradaki yatayı kapatmak adına. Bunlara da vezir g3 şah var. Şah herhangi bir yere gittiği zaman da görmüş olduğu gibi vezir f2 mat var. H1 karesine giderse de şu an görmüş olduğunuz bu şekilde mat var. Bence vezir b8 hamlesi kolay değildi arkadaşlar. Yani bu soruların hepsine tam puan yapıyorsanız gerçekten kanalın izleyici kitlesinin çoğu milli takıma kendi içinden seçilecekti diye düşünüyorum. Bu sorular kesinlikle kolay sorular değil diyorum ve 3. sorumuza geçiyorum. Arkadaşlar 3. sorumuzdayız. Materyallere baktığımız zaman 2 at, 1 kale, 1 kale, 1 at, 1 fil, taşlar eşit gibi gözüküyor. Siyahın 2 piyon üstünlüğü var. Burada videoyu durdurun. Siyahlar en son at çarpı devir hamlesini aldı. Sizce beyazlar da burada nasıl devam etmeliyiz?
Bakalım bulabilecek misiniz? Arkadaşlar bu sorumuz da çok kolay bir soru değil ama %60'ını %70'ini çözdüğünüzü düşünüyorum. Tekrar altına basarak söylüyorum. Tüm varyantları yani şöyle söyleyeyim. Siyah'ın ana savunmasını çürüten yani beyazla zafer ulaşan varyantı görmediyseniz lütfen kendinize tam puan vermeyin. Çünkü ciddi bir istatistik tutacağım. Gerçekten bilimsel bir çalışma yapmak istiyorum. Hangi sorular insanların yani genel olarak yani hangi grubun hangi sorulara daha yakın olduğunu falan inceleyen geniş bir çalışma yapmak istiyorum. Ona göre belki başka bir application'a gelebilirim. Yani size uygun en mantıklı soruyu sizi tanıyıp size veren bir şeyle gelebilirim. O yüzden lütfen düzgün skorları yazalım. Şimdi burada çoğunuzun vezir feydamesini yaptığını düşünüyorum aslında. Vezir feydamesi bu arada ilk hamle olarak doğru bir hamle. Vezir devir yapanlar da olabilir. Buradaki atalanlar da olabilir. Vezir üçlü deneyenler de olabilir. Sadece şunu söyleyeyim. Bu tarz hamleler şu an G5'te atımız olduğu için biraz zaman kaybeden bir hamle. Vezir devir hamlesi yine konudaki makul bir hamle olabilir ama şimdi siyahlar kalemizi aldığı için buradaki materyallere hiç avantajlı kalmayacağız. Kalite geri kalacağız. O yüzden sağlıkla devam etmemiz gerekiyor. Vezir çarpı padişah. Şimdi şah 8 giderse zaten burada mat var arkadaşlar. Mantıklı değil. Dolayısıyla şah 6 gelecek. Şimdi burada arkadaşlar çoğunuzun vezir çarpı e8 gibi bir hataya düştüğünü düşünmek istemiyorum. Düştüyseniz de kendinizi kötü hissetmeyin olabilir. Bunu oynarsak bakın burada şey gidiyor. At gidiyor. En son bunu almışsınızdır büyük ihtimalle. Bu şekilde varyantı bitirmiş olabilirsiniz. Buradaki varyantta beyaz kazanç konu değil arkadaşlar. Bakın bu ata karşı fil var. Siyahın bir sürü piyon var. Yani bu at sonuçta buradan geri gelebilir. Ve fil ve vezirle buradan mat dizmek çok kolay değil. Burada arkadaşlar mükemmel olan hamle H4 çift dümdüz. Yani bunu da görüp 3'te 3 yapanlar zaten kanaldan aboneliği çıkartın direkt. Helal olsun diyorum. Çok zor hamleler. Yani H4'ün şöyle bir olayı var arkadaşlar. Burada bir hazırlık hamlesi yapıyorsunuz. Bu atın çok değerli olduğunu görüyorsunuz. Bu atı vermeden biraz bekliyorsunuz sabırla. Bakın ne kaleyi alıyorsunuz, ne at alıyorsunuz, ne şah çekiyorsunuz. Bir tane piyon hamlesi yaparak aslında konudaki gücünüzü perçinliyorsunuz. Şimdi burada birkaç tane hamle fikri var. Kale H8 oynayabilir. Şah H5 oynayabilir. İsterseniz burada H7'yi savunan hamleye bakalım. Kale H8 hamlesi. Bunu arkadaşlar en iyi hamle at E6 çift dümdüz. Şimdi ne yapacak? Vezir G7 fikri var. Burada yapılacak çok bir hamle görmüyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü burada eğer bekleme hamlesi yaparsanız mesela vezir B2 ile oynayalım. Vezir G7 şah var. Şah H5'e fil F3 bir şah daha. Şah H4 bulunmak zorunda vezir H6 mat fikri var. Dolayısıyla burada siyahlar bekleyemiyor. Bekleyemeyen siyahlar o zaman vezir çarpı E6 almak zorunda kalacak. Buna da beyazlar şu an vezir kazanmış olduğu için gayet kazanç bir konum. Bu sebeple kale H8 hamlesine at E6 var. Bunu gördüyseniz tebrik ediyorum. Son bir devam yolu var. Bunu da gördüyseniz zaten kendinize puan yazmanız lazım. Bunda da arkadaşlar H4 hamlesine siyahlar şah H5 gelebilir. Burada da devam aslında o kadar zor değil. Çünkü force geliyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Şöyle bir yanılgı var. Satrançta işte 10 hamle sonrasını hesaplayan işte büyüktür. 3 hamle sonrasını hesaplayan. Bu değil arkadaşlar. Bakın bu algı Türkiye'de şu an %99 kişide var. Hamle sayısının artması demek daha derin ve daha zor hamle olduğu anlamına gelmiyor. Force olmayan hamlelerin hesaplanması ve varyant çeşitliliği zor olduğu anlamına geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum 3 hamlede kazanç vardır. Ama o 1, 2 ve 3. hamlede siyahın bir sürü farklı seçeneği vardır. Yani 1. hamlenin cevabı için, 2. hamlenin cevabı için, 3. hamlenin cevabı için farklı farklı cevaplar ve bunlara farklı farklı sizin karşınız vardır. Bu daha zordur. Ama 10 hamlelik bir varyant vardır ama yaptığınız her hamle rakibiniz hamlesi zaten bellidir. Yani çok rahat if else çizebiliyorsanız bu yapmadı bu yapmadı bu. Bunu çok rahat çizebiliyorsanız 10 hamle olsa bile 3 hamle 4 hamleye göre daha zor değildir. Bakın buradaki ayrıntıyı umarım düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Çünkü çok ciddi bir şekilde karıştırılıyor. Şimdi burada mesela vezir çarpı H7. Bakın hamle zorunlu zaten. Şah G4. Şah G4 gelecek. Fil F3. Bakın bunlar yine zorunlu. Yani F hattına gelmek zorunda zaten. F4'e gelirse vezir F7 var. Sıkıntı yaşıyor. O yüzden F5'e gitmesi lazım. Bir nevi bu da zorunlu. Vezir F'li bir şah daha. Şah hiçbir yere gidemediği için bu da vezir F6 zorunlu. G4 şah. Şah yine hiçbir yere gidemediği için F4 zorunlu. Ve vezir F6 mat oluyor. Yani 6-7 hamle yaptık sanırım ama force bir şekilde geldi. Bu konuda gördüyseniz bu soruya da kendinize tik verebilirsiniz. 3'te 3'üm diyebilirsiniz. İsterseniz bir soru daha sorayım ve bugünkü videoyu bitirelim. Kasti bir şekilde videonun sonuna çıkacağım ama zor sorular seçtim bu sefer. Çünkü ilk videodaki sorular çok kolaydı. Burada da böyle zorları seçmek istedim. Bakalım zor ve kolayda performanslar nasıl gelecek diyorum. Ve bugünün
Son sorusuna geçiyorum. Arkadaşlar son sorumuzu da böyle aşırı yakın bir konumu sormak istedim. Yine ilginç bir konum. Böyle çok hemen böyle görebilecek bir hamle olmayabilir. 2 kare 2 fil bir at, 2 kare 2 at bir fil. Piyonları saydığımız zaman 6 piyon. 6 piyon hamlesiz siyah da 4. sorumuzdayız. Sizce bu konuda ne yapmış olabiliriz? Videoyu durdurmayı düşünün. Arkadaşlar burada bir sürü hamle var. Vezir D4'ü düşünmüş olabilirsiniz. Vezir D4'e bakın. Vezir çarpı D4, at çarpı D4. Sonrasında F6 karesi alınabilir ya da uzun ok atılabilir. Mesela F6 alınabilir. Şu şekilde bir konuma girilebilir. Şah çektiğiniz kareyi aldım. O da aldı. Bu konuda kesinlikle beyaz daha iyi çift üstünlüğü var. Bir piyon geri belki ama H piyonu sürülecek. Bir de bu atın düşürme ihtimali olabilir. Siyah taşlar doğru düzgün yerde çıkmadı. Yani bu fil F6'ya gidecek. Bu piyon sürülecek. Nerede sizin yapabileceği hiçbir hamle yok. Dolayısıyla bu vezir D4 hamlesini düşünenler doğru hamle değil. At D4'ü de yine F6 yanına fikirlere. Buradaki en iyi hamle vezir D5 çift üstünlüğü. Fikir nedir? Buradaki ata saldırmak. Aynı zamanda açmazdan çıkmak. Şimdi eğer F3 oynanırsa zaten bu at alınır. Sonrasında buradaki fil kazanılıyor ve siyah taş önüne kalıyor. Dolayısıyla burada at F6 alınması gerekiyor. At F6 alındığı zaman GF6 en iyi hamle. Şimdi fil F6. Kaleye saldırı var. Arkadaşlar burada kaleyi alırsak rakip de bizim kalemizi alacak ama basitçe önce file saldırırsak ver file, ver kaleyi diyoruz. Ve belki mat olmadı ama açılış kısmında birden fazla fikre nasıl saldırılır, birden fazla fikir nasıl kullanılır bunu öğreten bir konumdur. Burada artık siyahlar taş kazandığı için beyazlar terk etmek durumunda kalabilir. Oyun tabii ki devam edebilir ama sonuçta artık kazanç konuma geçmiş olduk. Arkadaşlar bugün 4 tane soru sordum. 4 de gerçekten zor sorulardı. 4'te 4 yapan kişi çıkacağını çok zannetmiyorum. Çıkarsa çok teklif çıkacaktır. 4'te 0 çıkan ilginç derecede çok fazla kişi olacağını düşünüyorum. Eğer 4'te 0 yaptıysanız kesinlikle kendinizi kötü hissetmeyin. Dediğim gibi buradaki karşıda kaç konseptinde amacım hep sürpriz yapmak. Çok kolay da gelebilir. Orta seviye de gelir, çok zor da gelebilir. Sizin burada süreçten keyif almanızı çok istiyorum, rica ediyorum diyeyim. Yani süreçten keyif alırsanız zaten o esnada yani maksimum faydayı alacağınızı düşünüyorum açıkçası. O an zor da gelebilir dediğim gibi. Orta gelir, kolay da gelebilir. Kaçta kaç yaptığınızı yine çekinmeden dediğim gibi aşağı yazmayı unutmayın. Bu kaçta kaç serilerinde yani en fazla soruları çözmeye çalışıp yorum yapan kişilerden dediğim gibi bazı kişileri seçip onlara Zoom üzerinden ders vermeyi planlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.